Mersin Valisi Özdemir Çakacak ve eşi Kevser Çakacak, şehit aileleri ve gazilere iftar yemeği verdi. Mersin Valiliği tarafından Sultaşa Otel'de şehit aileleri ve gaziler için iftar yemeği düzenlendi. Vali Çakacak ve eşi Kevser Çakacak'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen iftara il ve ilçe protokol üyeleri de eşleriyle birlikte katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan iftar yemeği öncesinde Vali Çakacak eşiyle birlikte yemeğe katılan tüm şehit aileleri ve gazilerin yanına giderek onlarla yakından ilgilendi. Her masada bir protokol üyesi ve eşinin bulunduğu iftar yemeğinde birlik ve beraberlik mesajları verilirken şehit aileleri ve gaziler de protokol üyelerine taleplerini iletme fırsatı buldu. İftar yemeği sonrasında il müftüsü Ali Melek tarafından dualar okunurken Vali Çakacak'la eşi Kevser Çakacak yemek sonrasında şehit aileleri ve gazileri tek tek yolcu etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği iftarda Erdemli halkı dualarla oruçlarını açtı. İftar yemeğine katılan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, vatandaşlarla yakından ilgilenerek misafirlerle tek tek selamlaştı. Halkın sevgi gösterisinde bulunduğu Başkan Kocamaz, Erdemli halkı ve tüm İslam aleminin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik etti. Samimi bir atmosferde geçen iftar yemeğinde vatandaşlar kurulan iftar sofralarıyla özlenen Ramazan ruhunu yeniden hissetmenin mutluluğunu yaşadı. İftara Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekilleri Ali Öz ve Baki Şimşek de katıldı. Sizlerle birlikte olmaktan, bu iftarı paylaşmaktan, Ramazan'ın feyzinden, bereketinden bir nebze olsun faydalanmaktan çok büyük bir onur duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Şunu herkesin bilmesini istiyoruz ki 30 Mart öncesi verdiğimiz her sözün en son noktasına kadar arkasındayız. İnşallah bu bölgede, Mersin'imizde, Erdemli'mizde yaşayan tüm insanlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak, insanca yaşamaları, layık oldukları bir kentte yaşamaktan mutluluk duydukları bir Erdemli'yi hep birlikte hayata geçireceğiz. Sizlerden biraz sabır diliyoruz. Özellikle de bu Ramazan akşamlarında dualarınızı bekliyoruz. Dualarınıza muhtaç olduğumuzu belirtmek istiyoruz. İnşallah 30 Mart öncesinde bize güvendiniz, destek verdiniz. Biz de sizlerin o güvenini boşa çıkarmamanın gayreti içerisindeyiz. Ben bir kez daha içerisinde bulunduğumuz bu mübarek ayı, Ramazan'ınızı kutluyorum. Akabinde hep birlikte kutlayacağımız Ramazan bayramının da başta Erdemli'mize, ilimize, ülkemize, tüm İslam alemine ve insanlık alemine hayırlar getirmesini, barış, huzur ve kardeşlik getirmesini, artık savaşların son bulmasını, kanların dökülmemesini, insanların birbirine insanca yaklaşmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Bir kez daha hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Sizleri Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah hepinizden razı olsun. Bugünün anlam ve önemini belirten hediyeyi Erdemli Belediye Başkanımız Sayın Mükerrem Tollu Bey'e takdim ediyorlar. İçel TV'de Aytur Gezer'in hazırlayıp sunduğu Buzdağı programına Mersin Üniversitesi Rektörü Ahmet Çamsarı konuk oldu. Üniversitemiz 92 yılında kuruldu. Buna tabii her üniversitenin ilk başta sahibi olması gereken fakülteler var ülkemizde. Bunlarla birlikte açıldı. Sonra 98 yılında tıp fakültesi eklendi. Ondan sonra aile genişlemeye devam etti. Enstitüler kuruldu. Merkezler, araştırma merkezleri kuruldu. Şu an yaklaşık 33 birimimiz var. Toplam 42.500 civarı öğrencimiz var. 1500 çalışanımız ve 700 de öğretim üyemiz var. Büyük bir aileyiz. Daha da büyümeye devam ediyoruz.
çok başarılı fakültelerimiz var. Ülke çapında ilk sıralarda yer alan başarısıyla, mezun sayısıyla. Biz de elimizden geldiğince bunu artırmaya devam ediyoruz şimdi. Biz bölge konusunun biraz ihmal edildiği düşüncesindeyiz üniversite bazında. Yani bölgede özellikleriyle ön plana çıktığı Mersin'in bir takım özelliklerini henüz tam destek olamamış üniversite bugüne kadar. Bunlarla ilgili bir takım planlamalar ve çalışmalar yaptık. Bunların bir kısmı gündeme geldi ve işleyişe başladı. Bir kısmı da plan halinde. Hemen her kurumla diyalog halindeyiz. Başta belediye ve valiliğimiz olmak üzere, ticaret sanayi odamız olmak üzere. Her kurumla diyalog halinde ve mümkün olduğunca da danışmanlık veriyoruz. Yani ilde ve kentte ne oluyorsa biz de içinde olmaya çalışıyoruz planlama bazında. Şehri ilgilendiren ekonomik olsun, sosyal olsun her türlü planlamanın da içinde üniversite var şu an. Hem büyükşehir belediyemize, hem valiliğimize, hem de ilçe belediyelerimizin bazılarına danışmanlık bazında hizmet veriyoruz şu an hocalarımızla. Ve diyaloglarımız çok iyi yerel yönetimlerde. Böyle olunca resmi olmasa bile bazı konularda sözel de danışılıyor bize. Bu konuda da katkı veriyoruz. Onun dışında isteklere göre eğitimi de yönlendiriyoruz. Mesela Havacılık Yüksekokulu Tarsus'a kurmak için dosyamızı hazırladık, gönderdik. YÖK de bekliyor. Diş Hekimliği Fakültemiz Bakanlar Kurulu imzasında. Son aşamada yani artık gelmek üzere. Enerji mühendisliğimizi aktive edeceğiz. Nükleer tesis kurulma ihtimaline karşı hazırlıklı olmak için. Bunun gibi hem bize gelen istek hem de bizim öngördüğümüz şeyler konusunda bir adım önde olup Mersin'e yön verme çabasındayız. Mersin'in Silifke ilçesinde Silifke Kooperatifi ve Silifke Belediye Spor Kulübü'nün başkanlığını yürüten iki çocuk babası 54 yaşındaki Ünal Ünüvar'ın uçurumda cansız bedeni bulundu. Arabada cüzdanı, her şeyini bırakmış yani. Parayı, cüzdanı, yüzüğünü dahi bırakmış yani. Ünüvar'dan uzun süre haber alamayan ailesi durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekiplerinin araştırma yapmış olduğu sırada Demircili Mahallesi Akyokuş mevkiinde kapıları açık şekilde terk edilmiş bir otomobil ihbarı yapıldı. Olay yerine giden jandarma ekipleri 33KT-002 plakalı otomobilin Ünal Ünüvar'a ait olduğunu belirledi. Araçta inceleme yapan jandarma ekibi otomobilin içerisinde Ünüvar'ın telefonunu buldu. Ünüvar'ın ailesine haber veren jandarma, olay yerine gelen vatandaşlar ve iş arkadaşları Ünüvar'ı aramaya başladı. Ailesi ve Silifke Kooperatifi çalışanlarının da katıldığı arama çalışmalarında Ünal Ünüvar'ın cansız bedeni otomobilden yaklaşık 50 metre uzaklıkta bir uçurumun dibinde bulundu. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu araştıran jandarma soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor. Öte yandan olay yerindeki meslektaşları son zamanlarda Mersin Otogarı'na Silifke KOP araçlarının alınmadığı yönünde sıkıntılı tartışmalar yaşandığını ve bu konunun Ünal Ünüvar'ı çok üzdüğünü kaydetti. Başkanımızın arabası kapıları açık. Demircilik'in hemen altında yeni yolun yapımının ağzında bekliyor, duruyor. Saat 11'den beri duruyor dediler. Kapıları açık dediler. Biz de ondan bir saat önce de oğlu aradı, babam orada mı diye. Babasına da bizim haberimiz yok dedik. Yani arayan kimse arıyor, kimseye cevap vermiyor. Bir bayan daha aradı beni. İşte neyi olurum dedi. Başkan lazımdı bana dedi falan. Dedim arayın dedim, belki cevap verir. Öbür telefonlar mı istedi bana? Başka telefonu yok dedim. İşte durum bu ya. Valla herhangi bir şeysi şu anda yoktu ama işte bu son anlarda bu belediyenin yapmış olduğu şeyden ötürü biraz kendi kendine düşünceliydi. Yolcu otobüsler. Aynen evet. Bu otobüslerin böyle olması, garaja girememiz, garaj sorunu, otogar sorunu, kendi aramızda problem, bütün sorunlar işte bu adam bu hale getirdi. Bu adam şimdi yok. Arasınlar da bulsunlar. Mersin'de konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %30 civarında artarken borç ve ipotek yüzünden gerçekleştirilen satışlar Türkiye ortalamasının da üzerine çıkarak %60 civarında gerçekleşti.
Türkiye genelinde konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %19.4 artarak 107.888 adet oldu. İpotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre %34.7 oranında artış göstererek 40.086'ya yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Mersin'de konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %29.2 oranında artarak 3.160 adet oldu. Kredi batağına sürüklenmiş olan Mersin'de borç ve ipotek yüzünden gerçekleşen ipotekli konut satışları ise Türkiye ortalamasının neredeyse 2 katına ulaşarak %59 oranında arttı ve 1.214 adet oldu. Ocak-Mayıs dönemindeki satışlarda da benzer oranlar ortaya çıkarken bir önceki yılın aynı döneminde 11.420 konutun satıldığı Mersin'de 2015 yılında 15.224 konut satıldı. Mersin, Türkiye genelinde yabancılara yapılan konut satışı sıralamasında da 7. oldu. Mersin'de 15-16 Ekim 2015 tarihinde Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılması planlanan 5. İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı için İşkur'la Toros Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı. İşkur'dan yapılan açıklamada iş arayanlarla işverenleri aracısız bir şekilde buluşturması planlanan Mersin 5. İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı çerçevesinde protokoller imzalanmaya başlandı. Yapılacak olan fuar organizasyonunda işverenler stand açarak kurumlarını tanıtırken iş arayanlar da iş başvurusu yapma imkanı bulacak. Mersin Çalışma ve İş Kurumu Koordinesi'nde iş gücü piyasasına yön veren kuruluşlar, Mersin Büyükşehir Belediyesi, sivil toplum kuruluşları, odalar, üniversiteler gibi çok sayıda kurumun işbirliğinde yapılacak olan fuarda ayrıca alanında uzman kişilerce seminerler düzenlenecek. İş arayanların kariyer haritasına katkı sağlaması planlanıyor bu fuarın. Mersin Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Mustafa Kutlu, ilin en genç üniversitesi unvanına sahip Toros Üniversitesi ile istihdam hususunda işbirliğine gittiklerini belirtti. Toros Üniversitesi'nde kurulmuş olan İşkur irtibat noktasının üniversite öğrencileriyle İşkur arasında önemli bir görev üstlendiğini belirten Kutlu, 15-16 Ekim'de yapılacak olan fuarın üniversite öğrencileriyle firmaları buluşturması açısından önemli olduğunu kaydetti. Toros Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yüksel Özdemir ise öğrencilerin gelecekteki kariyer hedeflerine katkı sunacak olan fuar organizasyonuna katkı sunmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. Kıbrıs Barış Harekatı'nda aktif görev yapan Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait Silifke adlı gemi Toroslar ilçesindeki Rauf Denktaş Parkı ve Açık Hava Müzesi'nde sergilenecek. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Toroslar Belediyesi'ne hibe edilen mayın arama, tarama görevinde kullanılan Silifke adlı geminin devir teslimi Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı'nda düzenlenen bir törenle yapıldı. Toroslar Belediyesi'nin Mustafa Kemal Mahallesi'nde 17.000 metrekare alan üzerine inşa ettiği Rauf Denktaş Parkı ve Açık Hava Müzesi'nde sergilenecek olan geminin devir teslim törenine Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Nejat Atilla Demirhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Konsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, Muharip Gaziler Derneği Mersin Şube Başkanı Kemal Cındız ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Kıbrıs gazileri, belediye meclis üyeleri ve birim müdürleri katıldı. Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna törende yapmış olduğu konuşmada bölgenin fiziki anlamda iyileştirilmesinin yanı sıra milli ve kültürel değerlere de büyük önem vererek genç nesle aktarmaya çalıştıklarını dile getirdi. Ve ardından 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı ve o barış harekatında kullanılan değerlerimizi orada barındırmak suretiyle İnsanların anılarını tazelemek ve tarih şuurunu genç nesle aşılamak için yaptığımız bu proje. Hem rahmetli Rauf Denktaş ki Kıbrıs'ın Türk vatanı olmasında çok önemli yeri olan saygıdeğer büyüğümüzün heykelini, Cengiz Topel'in heykelini ve bir uçağını getirmek suretiyle ve rahmetli Doktor Fazıl Küçük'ün bir heykelini yapmak suretiyle ve orada Kıbrıs Barış Harekatı'nda kullanılan bütün emtiaları sergilemek suretiyle çocuklarımıza ve
Kıbrıs'ta yaşayan bütün kardeşlerimize ve Kıbrıs'ta askerlik yapmış, görev yapmış bütün askerlerimizin gelip orada torunlarını anlatacakları anılarının olmasına vesile olmak amacıyla yaptığımız Rauf Denktaş Parkı. Hakikaten özellikle bu parkta Akdeniz Bölge Komutanlığımız, Garnizon Komutanlığımız, Merkez Komutanlığımız çok önemli katkı sağladılar. Bizim bu projeyi hayata geçirmemizde hakikaten hep yanı başımızda oldular ve inşallah onların ve bizim katkılarımızla çok güzel bir eseri, bir açık hava müzesini hep birlikte ortaya çıkartacağız. Sonuna geldik. İşte onun sonunda Silifke adlı bu mayın gemisinin de orada konuşlandırılmış olması bizleri ziyadesiyle memnun edecektir. En iyi şekilde korunacağını burada huzurunuzda söz veriyorum. Çünkü bunlar bizim değerlerimiz. Bu değerlerin sağlıklı korunmasını genç nesle de öğretmemiz lazım. Yoksa gelecek gidiyor. Bu cumhuriyetin payidar kalması için bu gençlerimizin, çocuklarımızın da bizim gibi sahiplenme olgusunu öne çıkartmaları ve bu bilinci belleklerine kazımamız gerekir diye düşünüyorum. Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığımıza, Merkez Komutanlığımıza, bütün komutanlarımıza, konsolosumuza hiçbir zaman bizleri de yalnız bırakmadılar. Bütün orada yapılan etkinliklerde yanı başımızda oldular. Ve inşallah mesaisiyle hakikaten Park Bahçeler Müdürlüğü orada çok değerli projelerin önünün açılmasına vesile oldu. Mesai arkadaşlarıma da ben en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. Konuşmaların ardından Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Nejat Atilla Demirhan, Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tunay'a 8 metre eninde, 48 metre uzunluğunda ve 14 metre yüksekliğinde ve 230 ton ağırlığında olan geminin devir teslim belgesini takdim etti. Toroslar Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterileriyle devam eden programda bayraklarla donatılan Silifke Mayın Arama Tarama Gemisi Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığından uğurlandı. Daha sonra günün anısına Toroslar Belediyesi'nden getirilen bir çam ağacının Başkan Hamit Tuna ve Tuğamiral Nejat Atilla Demirhan tarafından Garnizon Komutanlığı'nın bahçesine dikimi gerçekleştirildi. 1956 yılında hizmete giren Kıbrıs Barış Harekatı'nda da aktif görev almış ve 2014 yılında hizmet dışı bırakılan gemi ilerleyen günlerde Toroslar Belediyesi'nin Mustafa Kemal Mahallesi'nde inşa ettiği Rauf Denktaş Parkı ve Açık Hava Müzesi'ne getirilecek. Mersin'in Bozyaz ilçesinde yapımı devam eden 107 kilometrelik kanalizasyon şebekesinin 93 kilometresi tamamlandı. Şebekenin ilk bağlantısı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın da katıldığı törenle Bozyazı Belediyesi'ne yapıldı. 50 bin nüfuslu yerleşimin atıklarını taşıyabilecek kapasitede olan kanalizasyon şebekesinin %98'i beton, %2'si ise korige boru döşenerek yapılırken şebekenin ilk bağlantısı da Bozyazı Belediyesi'ne gerçekleştirildi. Burada düzenlenen törende bir konuşma yapan Başkan Kocamaz, altyapı hizmetlerinin önemli olduğu kadar zor ve cesaret isteyen bir hizmet olduğunun altını çizdi. Bozyazı'daki kanalizasyon şebekemizde 107 kilometre olacak. Bunun 93 kilometresi şu anda tamamlanmış durumda. Yaklaşık 12 milyon bir bedeli var. Buna yaklaşık 6 milyonluk arıtma tesisini de ilave ettiğiniz zaman Bozyazı'nın daha birinci etabındaki masraf 18 milyon civarında. Allah razı olsun, Mehmet Başkan bu işin yolunu açmış, mücadelesini yapmış, temelini atmış ama onun vebali de günahı da o günden sonra bizim boynumuzda. Büyükşehir ve MESKİ marifetiyle bu kanalizasyonun geriye kalan kısmı da tamamlanacak. Bütün yükümlülüğü, borcu da Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenecek. Tabii ki Mersin bir bütün, bütün ilçeleriyle, köy ve beldeleriyle birlikte artık
bütün şehir sınırları içerisinde biz hiçbir ilçemizi bir başkasından ayrı düşünmüyoruz. Mersin bütününün içerisinde değerlendiriyoruz. Dolayısıyla sadece ilçelerin değil, köylerin artık altyapılarının yapılması gerekiyor. Çünkü çevre gitti mi bir daha gelmiyor. Çevreye sahip çıkmak hepimizin boynunun borcu. İnşallah bizim çektiğimiz çileleri, sıkıntıları bizden sonraki nesiller çekmez. Mersin'in Tarsus ilçesinde doğum sırasında yanlış işlemler yapıldığı için bebeklerinin engelli dünyaya geldiğini iddia eden aile şikayette bulundu. İddiaya göre Tarsuslu çiftçi Mustafa Aktu ve eşi Mesude Aktu 18 ay önce doğum için Tarsus Devlet Hastanesi'ne geldi. Doğum için doğum masasına yatan Mesude Aktu, doğum sırasında yanlış işlemler yapıldığı, kendisine hakaret edildiği ve kötü davranıldığını savundu. Yanlış uygulamalar sonrasında çocuğunun engelli doğduğunu da öne süren aile, haklarını aramak istediklerinde Tarsus Kaymakamlığı'nın engeline takıldıklarını iddia etti. Aktu ailesi şikayetleri üzerine hastane yetkilileri ve doktorlar hakkında inceleme yapıldığını, inceleme sonunda da Tarsus Kaymakamlığı'nın soruşturma izni vermediğini dile getirdi. Doktor suyu az olduğu halde 10 saat normal doğuma zorladı. Başka doktorlara da sordum, direktmen sezeryenlikti dediler. Ve 10 saat içinde çocuğumu öldürmeyi kesin alın demiş annesi. Ölürse yeniden yaparsınız diyormuş. Daha sonra niye ablası demiş, niye kıydınız hem kardeşime hem yeğenime demiş. Cahilliğinizden devlet hastanesine geliyorsunuz. Niye özele gitmiyorsunuz demiş. Daha sonra biz şikayetçi olduk, başhekim umursamadı. Doktor diyor ki erken alsam maaşımdan keserlerdi diyor. Çocuk 26 gün yoğun bakımda kaldı. Beyin soğutma yaptılar. Çocuk hem zihinsel hem bedensel özürlü kaldı. Ve dava açmaya çalışıyoruz. Tarsus Kaymakamı sağlıklıdır yazısını gönderiyor. %88 ağır engelli raporu oldu elde. Hiç inceleme yapmıyorlar. Adalet istiyorum buradan. Ve çocuk zihinsel, bedensel özürlü kaldı. Ve yetkililerden bunların cezalandırılmasını istiyorum. Ve doktora hiçbir şey yapılmıyor. Kaymakamlık sağlıklıdır diyor. Cumhuriyet Savcılığına varıyor. Devlet memuru olduğundan dava açamazsınız diyor. Kaymakam yoluna, mahkeme yoluna başvurduk. Kaymakamlık izin vermedi soruşturmaya, dava açamazsınız diyor. Yetkililerden hem çocuğun iyileşme durumu varsa araştırmalarını istiyorum. Ben profesörlere götürdüm, iyileşmez dediler. Öte yandan 1,5 aylık olan ikinci çocuklarının doğumunu özel hastanede yaptırdıklarını dile getiren baba Mustafa Aktu, ikinci çocuğunun gayet sağlıklı olduğunu dile getirdi. İddialar üzerine doğumu gerçekleştiren doktorlarla hastane yetkilileri normal prosedürün uygulandığını, sezeryenle canlı doğum yaptırıldığını, hasta ve bebekte herhangi bir sıkıntı olmadığını belirterek hastanın sağlıklı bir şekilde hastaneden taburcu edildiğini ifade ettiler. Akdeniz Belediyesi ekipleri çöp ev olarak adlandırılan bir evden 2 kamyon çöp çıkardı. Akdeniz Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri halk sağlığını tehdit eden ve halk arasında çöp ev olarak adlandırılan bir evin temizlik ve ilaçlamasını gerçekleştirdi. Belediye encümeni kararıyla yapılan temizlik çalışması sırasında evden 2 kamyona yakın çöp çıkartıldı. Mesudiye Mahallesi'nde ikamet eden ve ambalaj atıklarını biriktiren Nimet T. adlı mahalle sakininin evinden kötü kokuların yükselmesi üzerine Akdeniz Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü harekete geçti. Mesudiye Mahalle Muhtarı ve evin bulunduğu 5111. sokağın sakinlerinin dilekçesi belediye encümeni tarafından karara bağlandı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve kolluk kuvvetlerinin de nezaketinde temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. Temizlik çalışmaları sırasında evden çıkan 60 Türk lirası tutarındaki para düzenlenen tutanakla ev sahibine verilmek üzere mahalle muhtarına teslim edildi. Yaklaşık 2 kamyon çöpün tahliye edildiği evin zararlı kemirgen ve haşerelerden arındırılması için de temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından ilaçlama gerçekleştirildi.
Mersin'de jandarma ekipleri kayıp olarak aranan iki kız çocuğunu bularak ailelerine teslim etti. Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Ayaş Mahallesi Yemişkumu Halk Plajı'nda yaptıkları rutin kontrollerde iki kız çocuğunun hareketlerinden şüphelendi. Yapılan araştırma ve kimlik kontrollerinde 18 yaşındaki GD'nin kayıp şahıs olarak arama kaydının bulunduğu ve 15 yaşındaki BK'nin ise yine aynı şekilde arama kaydının bulunduğunu tespit etti. Kızların aileleriyle yapılan görüşmelerde Kahramanmaraş'ta ikamet ettikleri her iki kız çocuğunun da 19 Haziran 2015 tarihinde evlerinden kaçtıkları ve aileleri tarafından arandığı bilgisine ulaşıldı. Haber verilmesi üzerine Mersin'e gelen ailelere çocukları teslim edildi. Mersin'de bir otomobil İsmet İnönü Bulvarı 50. Yıl Mahallesi üzerinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı. Sürücüsünün ve yoldan geçen araçlardaki sürücülerin yangın söndürme cihazlarıyla yaptıkları ilk müdahale devam ederken çevredeki vatandaşların haber vermesiyle kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobili tamamen söndürerek soğutma çalışması yaptı. Yangında sürücü yara almadan kurtuldu. Motor bölümü tamamen yanan otomobil sürücüsü ve civardaki vatandaşlar tarafından yol kenarına alınarak trafik akışı rahatlatıldı. Mersin'in Silifke ilçesinde böğürtlen hasadı başladı. Hasat edilen böğürtlenlerin kilosunun 2,5 ila 4 lira arasında olması bekleniyor. Böğürtlen Silifke'de çiftçilerin önemli geçim kaynaklarından biri olurken Ağustos ayı sonuna kadar sürecek olan hasat dolayısıyla da istihdama katkı sağlıyor. Böğürtlenlerin tamamı Türkiye içerisinde tüketiliyor. Türkiye'de ilk böğürtlen hasadının Silifke'de yapıldığını belirten Silifke Böğürtlen Üreticileri Birliği Başkanı Fatih Güngör şu bilgileri paylaştı. İlçemizde 130 dönüm böğürtlen bahçesi var. Bu sene 150-200 ton hasat bekliyoruz. Bunun daha 500 tona çıkarmayı hedefliyoruz. Soğuk hava deposunu yaptım şahıs olarak, birlik olarak, birliğimizin yeri olmadığı için birlik olarak yapamadık. Devletimizden destek vermediler. Kırsal kalkınmada, İPART'ta hiçbirisi destek vermedi. Veriyorlar, bizim işimize yaramıyor. Onun için kendimiz borçlandık, açlandık, yaptık. Soğuk hava deposu olmazlardan olmaz birisi yani böğürtlen için. Böğürtlen hassas bir meyve. Bunun raf ömrü 3 gün veya 5 gündür. En fazla bir hafta olur. Hele hele bu sıcaklarda 3-5 günü geçti miydi? Barlanmaya başlar. Onun için soğuk hava şart bize yani. Böğürtlen ekmelerine milletimize tavsiye ederim. Sabit fiyatı yani 3 milyonsa 3 milyon baştan sona kadar, 2 milyon 700'se 2 milyon 700 baştan sona kadar. Çilek gibi bugün şu fiyat, yarın bu fiyat değil yani. Evet. Yani çilek gibi toplaması zor değil. İşçi seve seve geliyor. Yani böğürtlen toplanacak dedi miydi, abi ben de gideyim diyor. Yani çok işçi seve seve geliyor yani toplamaya. Transfer yasağı olan Mersin İdman Yurdu iç transferde birçok önemli isimle anlaşma sağlarken bazı oyuncularla da yollarını ayırdı. Kısıtlı kadrosu olan ve transfer yasağı bulunan Mersin İdman Yurdu alternatif oyuncu sıkıntısı yaşıyordu. Alternatif oyuncu sıkıntısı yaşamak istemeyen Mersin İdman Yurdu'nun teknik direktörü Rıza Çalınbay bu sorunu çözmek için 3 Temmuz tarihinde Bolu Gerede'de başlayacak olan sezon öncesi kampına altyapıdan 6 futbolcuyu çağırdı. Mersin İdman Yurdu U21 takımından çağrılan 6 futbolcunun isimleri ve mevkileri şöyle. Tolga Şahin orta saha ve forvet arkası. Ahmet Taner Çukadar sağ bek. Ahmet Bener forvet ve sağ açık. Kubbettin Tekin Oğrak ön libero ve orta saha. Mehmet Ali Kaçar forvet ve Bulut Yüksel Sağ'ın orta saha. Altyapıdaki bu futbolcular 3 Temmuz tarihinde Bolu Gerede'de başlayacak olan Mersin İdman Yurdu kampına katılacaklar. Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde Mersin Büyükşehir Belediyesi, geçen sezon Hatay Büyükşehir Belediyesi'nde top oynayan Gülşah Gümüşay'ı transfer etti.
Kulüp Genel Menajeri Melahat Aydın yapmış olduğu açıklamada baş antrenör Zafer Kalaycıoğlu'nun isteği doğrultusunda geçen sene özellikle savunmasıyla göz dolduran Gülşah Gümüşay'ı bir yıllığına transfer ettiklerini söyledi. Aydın, Gümüşay'ın takıma katkı sağlayacağına inandıkları için bu transferi gerçekleştirdiklerini belirterek Gülşah'a yeni sezonda başarılar diliyor, kulübümüze hayırlı olmasını temenni ediyorum dedi.